Ben Pierre Van etkisi görüyorum. Çok güzel benzet. Çünkü tarzları da benziyor. Yani tarzları da benziyor derken ikisi de ağır, İkisi de belli bir yaşa gelmiş. İkisinin de aslında akıllarıyla, tecrübeleriyle ve kaliteleriyle oynuyorlar. Hı. Hiçbiri yani gidip de müthiş bir e, sağdan, sonundan geçeyim veyahut da inanılmaz bir mücadelenin içine gireyim, üç kişinin arasına gireyim çıkayım değil ama hiç zaman top işte geçen sene gene Valencia ile ilgili Hı. söylediğim şey. Hani bir tane sen Ceko'yu üç kişinin arasına girip böyle kaybolduğunu gördün mü? Hı. Top alıyor, indiriyor, veriyor. Attığı gol, attırdığı gol tamam. Müthiş. Ama ben sana söyleyeyim bir tane Şimanski attığı pas var. Şimanski'ye aşırttı, evet. olmadı. E orada attığı pas. Ondan sonra bir tane daha İrfan'a verdiği bir top var. Yani bunlarda asistleri ve dediğim gibi yani 37 yaşında olan bir oyuncunun tamamen kalitesiyle ve zekasıyla ancak bu kadar oynayabilir. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hafta sonra beraberiz. Evet. Nasıl geçti tatilin? Güzel geçti. İyi. Tatilin kötüsü olmaz. Tatilin kötüsü olmaz. Ee, geri dönüşümüz de iyi oldu. Evet. Öldük öldük delirdik değil mi? Vallahi billahi. Maç öncesi de yandık güzel. Güneşi Aha. yedik. Siz yediniz ben yemedim. Fena maraton tribününde çok fena yedik güneşi. Eskiden nasıl gidermişiz maçlara ya? Şimdi maraton tribününü hatırlıyorum da 80'li yıllarda. Hatırlarsın üstü tamamen açık maraton tribünü. Gündüz maçları ışıklandırma yok. Saatler öncesinden gidiyorsun giriyorsun tribüne. Dört saat, beş saat, altı saat o güneşin altında. Vallahi iyi duruyormuş. O kağıt şapkalar korurdu bizi. Karton şapka. <gülüyor> Karton <gülüyor> şapkalar değil mi? Ee, önce hatırlatmamızı yaparak başlayalım. Bir kere sponsorumuza teşekkür ederim. Migros Yemek biliyorsun sponsorumuz. Hepimizin bildiği gibi Migros Yemek kolay kullanımıyla alışkanlıklarımızı değiştirmeye gelmişti. Şimdi Migros Yemek ilk siparişte tam 50 TL hediye ediyor. Üstelik bu indirim tüm restoranlarda geçerli. Biz de ofiste sık sık kullanıyoruz. Ee, canlı yayınlarda özellikle misafirlerimizi hep kullanıyoruz. Migros yemeğinin sevdiğimiz özellikler arasında kolay arayüzüyle birlikte büyük indirimler, avantajlı menüler ve sürpriz kampanyalar var. Onda onun şerefine bir de beğeni isteyelim. Hem beğeni isteyelim hem de abone olmayanlardan abonelik isteyelim. Evet abone olanlar sayılanlar yarı yarıya gibi. Hmm. Abone olan olmayanlardan da abone olmalarını rica edelim. Bize çok büyük katkıları var. Ve programa geçelim. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Tamam güneş yedin ama gündüz maçının keyfi ayrı. Değil mi ya? Yani? Özlüyoruz ya. Çok özlüyoruz. Yani ben federasyonun yerinde olsam pazar maçlarının hepsini gündüz yaparım. Hatta ben derbi de gündüz oynatma taraftarıyım. Yani bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı pazar günü 5'te başlasın, 4'te başlasın. İşte orada dizginler yayıncı kuruluşun elinde. Onlar ne derse reyting amacıyla onlar ne derse o oluyor S diye düşünüyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Pazar gündüz reytinginin, pazar gece reytinginden veya pazartesi gece reytinginden düşük olduğunu düşünmüyorum. Belki de daha fazla olur. Bence daha fazla olur. Bir dene, bir gör. Evet. Değil mi? Yani şimdi bizim Rize maçımız da güzel evet. saat dörtte olacak. Evet. Yani gündüz maçlarına biraz alışalım. Dünyanın her yerinde, İngiltere'de, İtalya'da evet. gündüz maçları bol bol oynanıyor. Biz de Avrupa maçları hafta içi oynansın gene gece. Hafta içi Tabii ki iş olduğu için başlar gece oynansın ama Hayır. hafta sonları, cumartesi de çalışanlar var cumartesi de biraz zor olur ama pazar günleri yani herkes baktım çoluk da, çocukla da gelmiş. O kadar çok çoluk çocuk vardı ki sana anlatamam. Ama sırf çoluk çocuk değil ya. Acayip bir coşku sezmiyor musun sen Kadıköy'de bu sene? Evet, farklı. farklı. Ya yani onu, onu hatır, Yani onu bir hissedersin biliyor Sezon evet. başında bazı sezonlar farklıdır. Evet. Bu sezon farklı. Yani şimdi geçtiğimiz sezonlarda da iyi başladığımız, şampiyonla oynadığımız, lider olduğumuz sezonlar olmadı mı? Oldu. Ama bu farklı bir coşku. Yani maç bitiminde alev alev tezahüratıyla maçı bitirdik. O tezahürat devam etti. Futbolcular geldi. Ya, hakikaten Fenerbahçe taraftarı alev alev yanıyor şu anda. Yanıyor. Şampiyonluğu çok istiyor. Çünkü şunu hissediyorsun kaptan. Işte bu sezonki takıma bir güven var. Yani bu takımın şampiyon olabileceğine, ve bu takımın bu işi becerebileceğine olan inancın evet. da seni o coşkuyu sana gösteriyor. Çünkü bazı sezonlar öyle başlıyorsun ki diyorsun ki şu eksik, bu eksik, bu olmaz, o olmaz diyorsun o inancı kendinde görmediğin zaman o coşkuyu sahaya yansılamıyorsun. Bu sefer kimle konuşsam takıma güveni var. Salkım saçak tribünler. Bilet isteyenler, eş, dost, akraba ya alamıyoruz diyorlar. Şimdi yönetimimiz farklı bir uygulama yaptı biliyorsun bu sezon başında kombine Komik. sayısını azalttı, bilet sayısını çoğalttı. Evet. Şu anda da gözüktüğü kadarıyla doğru bir strateji izlemiş gibi gözüküyor. İşler iyi gidince tabii evet. daha çok bilet satınca daha çok gelir elde ediyor kulüp. Şu anda doğrusunu yapmışlar gibi gözüküyor ama buna rağmen daha fazla bilet satılıyor olmasına rağmen birçok kişi bulamıyor bilet. Herkes soruyor, herkes maça gelmek istiyor. Ee, ciddi bir coşku var yani. Çok evet. ilgi var. İnşallah böyle devam Bün eder. Tıklım tıklım dakikatan. Evet. Yani bir derbi maçı tıklım tıklımındaydı. çünkü normalde de seyirci hafta içi akşam veya Avrupa maçı doluyor fakat mesela bakıyorsun bazı kombine sahiplerinin gelmediğini görüyorsun tek tük bu sefer full full e, silme fullü ee, İnşallah bu şekilde devam eder gündüz maçları da biraz artarak devam eder diyelim maça geçelim geçelim önce ben rakibi tebrik ederek başlayacağım yani Nuri Şahin gelecek vadeden önemli bir hoca, genç hoca diye konuşuyorduk. Nuri Şahin'in hakikaten dün gördüm ki iyi bir hoca olma yolunda ilerlediğini çıkardığı takım, oynattığı taktik den gördük. Hakikaten bize ilk yarı 45 dakika ben bu kadar etkisiz bir Fenerbahçe hiç görmedim diyebilirim sana. Uzun süredir. Ee, uzun süredir görmemiştik. maçın ilk yarısının tek hakim sanki iki kişi fazla oynuyor gibi Antalya. Dediler bizi. Hiç top yaptırmadılar. E, stoperlerden top çıkaramadık. E, orta saha zaten e, Zaits'in oynamasıyla bence biraz o altı numara diriliği veyahut da hmm. sertliğini gösteremedik. Hmm. Şimdi ben bu altın numaralarda biliyorsun Mesela bir Selçuk Şahin, bir Mehmet Topal. Bu tip adamlar. Josef. Yani çok beğenirim. Hmm. İsmail de oraya yakın görüyorum. Top hmm. rakipteyken müthiş bir İsmail var. Hmm. Şimdi o altı numaradan başlayan top kapma ve pres senin rakibini dengesiz yakalatıp ...seni daha çok önde oynatabiliyor. Evet. Bunu da hiç yapamadık. Yani top bizdeyken organize olmayan bir takım vardı belki ama... ...asıl top rakipteyken de... E, ...top kapmada da... ...çok etkili değildik. Peki şimdi Zayt özelinde şunu sorayım sana. Orayı yapamayacağı için mi... ...yani bir altı numara olamayacağı için mi... ...bu kadar etkisiz gözüktü sence... Yoksa sakatlıktan yeni çıkmış olmasının da etkisi var mıydı? Bence o da etkiledi gibi geldi. Bence etkilemiştir ama bu takımın 6 numarası İsmail. Yani ilk kez yani zaten bir 6 numara değil. Crespo ne 6 ne 8 ikisinden de biraz var biraz yok. Ama Zayt'sa göre daha fazla 6 numara. Zayt'sa göre daha fazla olabilir. Yani ben burada Zayt tercihini e, çok yadırgamıyorum aslında. Yani Zayt veya Crespo ikisi de kullanılabilirdi. Crespo da oyuna girdikten sonra çok etkili görmedim ben. Ee, yani burada bizim şu anda e, Altunva transferinin yapılmadığını da düşündüğünde önceliğimiz İsmail gibi olacak. Yani İsmail'in düzenli oynaması, İsmail'in sağlıklı kalması, hmm. kart görmemesi bizim için biraz hayati duruyor. Zayt konusunda İsmail Hoca biraz duygusal davranıyor olabilir mi? Şimdi küçük bir İsmail Hoca eleştirisi yapmış olacağım ama ilk geldiğinde de biliyorsunuz Zayt zaten biraz geç imzaladı. Evet. Geldi arkadaşlarından gerideydi daha sonradan başladı antrenmanlara ve hemen oynattı. Hı -hı. Hemen oynattı iyi oynamadı. Sonra da sakatlandı. Şimdi sakatlıktan döndü ilk maçında hem de alışık olmadığı mevkide yine hemen oynattı. Yine iyi performans gösteremedi. Sanki böyle özellikle de İsmail Hoca'nın isteğiyle o sözleşme uzatıldığı için biraz duygusal davranıyor gibi geliyor bana ama zaytsa iyilik değil kötülük yapıyor sanki. Evet Zayas'ın e, dediğin gibi bu bölge iki maç üst üste yani ilk maçta dediğin gibi bir kötü oynadıktan sonra dünkü maçta da bu oyunu ve tabii ki gene taraftarın dünkü coşkusunun her şeyini e, çok beğenmekle beraber. Gene Zayas oyundan çıkarken ki o ıslıklamaları son derece yanlış olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. E, alışık olmadığı mevkide oynadı. Hazır da gözükmüyordu. İyi de oynamadı doğru ama ıslıklara gerek yok. Ben Zayas'ın daha ziyade dediğim gibi biraz önce söyleyeyim toparlayayım sayısını 8 numara olarak, evet. Fred'in alternatifi Hı. olarak. Doğru. Ara ara belki Schmanski'yi dinlendirip Fred-Jay Siklis'ini beraber oynatabilirsin. Doğru. Ama 6 numarada İsmail'in yedeği olarak hani Crespo orada öne çıkıyor. Hı -hı. Cikuyu denedi. Çok hani... O Hı -hı. kendi Çok sahan, zorda kalırsan. Çok zorda kalırsan bir de kendi sandın artık Antalya'yı oynarken de değil. Hı -hı. Hani Avrupa Ligi'nde bir Hı -hı. deplasman maçıdır. Hı -hı. Zaten 3'te 3 gidiyorsundur. O maçta biraz daha hani bir puan da Hı -hı. olabilir. Orada oynat veya bir deplasman zorluk derecesi yüksek bir deplasmanda oynat. Hı. Ama içerideki Antalya maçında orta sahada ile başlamak çok defansif yapar diye düşünüyorum. Doğru. Peki ne diyorsun? Genelde 6 numara e, transferi yapmamamız çok konuşuldu. Bütün hafta konuşuldu. Tepkiler de oldu. Ben mesela çok abartı tepkiler de gelmişti. Stada gidelim, protesto edelim. İstifaya çağıralım falan. Ya ne oluyoruz be arkadaş? E, ne oluyoruz ya? Yani takım 9'da 9 yapmış o an itibariyle. İyi gidiyoruz, iyi başlamışız. 6 numara transferi evet. Bazı iletişim hatalarımız olmuş olabilir. Başkanımız da söyledi, hocamız da, yöneticilerimiz de yapacağız dendi. Taraftar beklentiye sokuldu. Hepsine eyvallah. Hayal kırıklığını da anlıyorum ama protesto edelim ne demek ya? İstifaya Abi. diye bağıralım ne demek ya? O kadar da değil arkadaş ya. Şampiyonluk yarışının içinde olduğun, çok iyi başladığın bir sezonda. Protesto etmenin ee, proses edenlerin ben gerçek fena başarılı olduğuna inanmam. Bak bir sezon olur. Sezonda 10 puan geride kalırsın. 12 puan geride kalırsın. Sezonun son 5-6 haftasına girmişsindir. Çok kötü gitmişsindir. İçeride dervi kaybetmişsindir. Ee, artık tarafların burasına gelmiştir. Bir isyan olur. Bir protesto olur. Bunu senelerce çocukluğumuzda biz de yaptık. Tabii. Ama bugün sen 9'a 9 başladığın öyle veya böyle 6 numarayı yapmamışsın ama çok iyi çok transferler, iyi, çok iyi transferler yapmış. yapmışsın. Geçtiğimiz 5 sezonun çok aksini evet. göstermişin. E, zaten dün maçı da öyle kazanmışsın. Yani dün maçı kazanırken de kötü oynadığın bir maçta ek ayakların sana evet. sonrasında konuşacağız Jeco'yu. Evet. Sana maçı kazandırmış. Yani böyle bir takım kurulmuşken 9'a 9 başlamışken Protesto Etmen'in hiçbir manası olmadığı gibi tamamen art niyetli açıklarım ben. Yoksa işin tekniğinde 6 numara gerekliliğini herkes söylüyor zaten. Evet. Hocamız da söylüyordu dün de söyledi İsmail evet, Kartal. Evet. Biz de burada konuştuk. Hatta ne dedik? Puzzle'ın son parçası eksik kaldı, almamız lazım diye. Aklı yolu bir zaten, herkes söylüyor bunu. Evet. Ama alamadı diye ortalığı yangın yerine çevirmenin hiçbir manasını göremiyorum. Kimse kusura bakmasın. Evet. Peki, ee, şimdi BKH Serdar ikilisiyle başladık. Ben size burada hatırlarsan yerli isimler kimler olacağını konuşurken, evet. Serdar'ın ara ara oynamasından hatta İsmail'in olmadığı maçlarda bilhassa, Livakovic'le kaleye geldikten sonra Serdar'ın oynayabileceğinden hep zaten bahsediyorduk. Seni tebrik ediyorum. Zor bir tahmindi. Tahminin tuttu. Evet. Serdar'ın oynayacağını ben tahmin ediyordum. Serdar oynadı. Şimdi Serdar oynadığı zaman yalnız e, Serdar'ı sağ stoper, Bekoa'yı sol stoper oynattı. Evet. Şimdi bence bu, bu, takımın birinci stoperi kim? Birinci stoper Bekoa. Bekoa. Şimdi beka iyi de bir stoper. Yani evet. çok ne. Bir kere ben Bekoa'nın ikili mücadelelerini beğeniyorum. Hava hakimiyetini beğeniyorum. Yırtıcılığı. Yırtıcılığını beğeniyorum. Artı neyin de beğeniyorum biliyor musun? Mesela bir free oluyor. Hı. -hı. Antalya futbolcu baraja girmeye çalışıyor, dışarı atıyor. Hmm. Bir pozisyon oluyor, bir tartışma oluyor, giriyor, hmm. e, hemen orada müdahale ediyor. Hmm. E, Veya mesela bir taşçesinin kenarında bir Antalya ile bir mücadelesi vardı, böyle sert <laughs> girdi, e, böyle kendini <laughs> gösterdi falan. Yani Bekal'ın o şef stoper sağdaki duruşu bir kere çok iyi stoper <laughs> almışız. Onun için senin ilk stoperin beka olsa, Bekal yuvarayı doğru yerinde kullan. Yani en, çok verim en çok verim alacağın yer BK. Yani sen BK adamı daha çok verim almak istiyorsun Serdar'dan mı? Hayır BK adamı daha çok verim almayı düşün. BK'yı sağ stopere koy bir kere. Bir de Udinese'de nasıl oynamış bu adam? Üçlü de Üçlü'nün sağ, sağ stoperi olarak evet, oynamış değil da mi? daha oynamış yani. Çok uzun süre oynamış yani. Evet. Dolayısıyla bir, bir kötülük yapmış gibi olduk yani. Aslında onun da performansını özellikle oyun kurulumunda evet. negatif etkilemiş evet. olduk orada. Şimdi takım planlamasından konuşurken belki şunu eleştirebiliriz. 6 numara konusundan da. Belki daha önemli. Bir sol stoper alınmamasını eleştirebiliriz. Şimdi Cicu, sağ stoper. Serdar, sağ stoper. Beka, sağ stoper. Ee, Samet, sağ stoper. Bir tek Luan Perez var elinde sol stoper olan. O, o da devre dışı. O da artık devre dışı. Yani ee, burada bir sol stoper alınıp bu iş çözülebilirdi. Ciku bir fırsat transferi görüyor. Cicu sağ ayağıyla solda da oldukça fazla oynuyor. Oynuyor. Yani Cicu, Ciku Beka oynadığı zaman Cicu'yu gene solda kullanacağız. Ama Beka, Serdar'a döndüğü zaman Beka'yı solda kullanmanın e, fayda getirmediğini gördük. Evet. Bundan sonrasında Bekao'nun yerine hiçbir zaman değiştirmeyelim. Şimdi Cikuda tabii bu saydığımız stoperler içerisinde bana göre ayağı en düzgün olanı. Cikuda yedek kalınca oyun kurulumunda iki tane aslında ayağı çok da iyi olmayan Serdar Bekao ikilisine kaldık. Evet. O da bizi birazcık zorladı. Ebe Zahid'sin da üstünde çok baskı vardı dikkat ettiysen. Yani acayip Nuri Şahin orada birebir e, markajla oynadı. Şimdi hiç bu, çıkaramadık. Şimdi bunu Ankara Ucu da yaptı bize. Samsun da yaptı. Yani biz... Bundan bu, sonra hep yapacaklar bu, belli. Bugün takımlar bize bu stoperlere, 6 numaraya bir baskı yapıp evet. oyun kurmamızı bu şekilde zorlaştırmaya devam edecekler. Buna bir B planı üretmemiz lazım. Evet. Yani Ferdi'den oyun kurmak. N nasıl Manchester yaptığımız... City'de Zinchenko'yu alıyorlardı, şey mesela. yapıyorlardı, Arsenal'de de alıyorlar. Evet. E, bu, bu tip ekstra adamları ortaya atarak mesela bir fazlalık yaratabiliyorsun. Evet. Ya da mesela geçtiğimiz sezon uzun oynuyorduk. Ama uzun oynadığında da şu anki forvetlerin senin süratli ve deparlı oyuncular değil. Ceko çok hızlı mıdır? Değil. Değil ama Ceko'ya top atıp tutabilir Ceko topu. Tutuyor ama kendisi uzun topa koşarken zorlanır. Tadiç çok hızlı mıdır? Değil. İrfancan O da değil. Değil. Dolayısıyla uzun oynamakta tam çözüm olmayabilir. Yani bir tek Ceko'nun topu alıp servis yapmasını bekliyor olabilirsin orada. Evet burada şimdi orta saha oyuncularından ee, biraz daha geriye gelip top almalarını istediğin anda... Belki Tadiç'le İrfan, şu anda Cengiz'in de sakatlığını düşündüğümüzde Cengiz'in e, sol arka adresinde ikinci dereceden yırtık varmış. Herhalde bir, 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 bir buçuk ay falan yoktur diye düşünüyorum. Hı -hı. Hem Tadiç hem İrfan orta saha oynayabilecek özellikli oyuncular. Yani orta saha derken e, illa kanat özelliklerine sahip oyuncular. İrfan zaten, numara özellikleri de var. İrfan zaten 8 numara özelliği Tabii. var. Tadiç'in de on numara Hı -hı. özelliği var. Onların da orta sahaya girip top alması bence Hı -hı burada bir çözüm olabilir. Yani burada bekleri kullanmak, kenar adamlarını orta sahaya getirmek, hmm. belki onların boşalttığı alanlara bekleri sokmak gibi pas farklı... trafiğini hızlandırmak. Evet, Biraz farklı. yavaş oynadık. Burada farklı formüller değerlendirmek gerekecek. Çünkü şu anda gördüğümüz e, rakiplerin bizim bu oyun kuramamamıza karşı bir ciddi bir e, önlemleri var. Hmm. Bu da bizi zorluyor. Zorluyor. Yani dün de İsmail oynasaydı da Aynı zorluğu çekecektik Çekilirdik. bence. Ya da Crespo ile başlasaydık yine aynı zorluğu çekebilirdik. Yani sırf 6 numara üzerinden okumamak lazım okumamak bence o lazım. Ben sıkıntımızı. De sen yani tamamen bir 6 numara eksikliğinden bu haldeyiz dün gibi söylendi ama hmm. ben de ona katılmıyorum. Bir de alacağın 6 numara böyle bir pasör 6 numara mı? Yoksa daha e, Selçuk Şahin tipi, Mehmet Topal tipi o ikili daha mücadele e, rakibi bozan, top rakipteyken hmm. e, oyunu bozan bir... Ee, altı numara mı? Ya da Marko Aurelio gibi her ikisi de mi? Veya <laughs> e, yani burada aslında bizim orta sahamız Şimanski ki dün iyi oynamadı belki ama müthiş bir gol attı. Şimanski, Fred, İsmail üçlüsü aslında iyi bir üçlü. Yani İsmail'in tabii ki alternatifi daha iyi olabilir ama İsmail, Fred, Şimanski 6, 8, 10 hı hı. üçü de hem top rakipteyken olan Top sendeyken zaten Fred'le Şimanski'nin olduğunu biliyoruz. İsmail'in de ben o derece ayağının kötü olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. E, o yüzden bence iyi bir orta sahamız olabilir. Yeter ki kurguyu doğru yapalım. Orada alternatifler üretelim sadece orta sahanın üzerine o yükü bindirmeyelim. İsmail'in ayağı kötü değil. Ben de katılıyorum sana. O da daha önce 10 numara, 8 numara oynamış bir oyuncu. Top tekniği kötü olan bir oyuncu değil. Sadece karar almalarda yani ne zaman top sürecek, ne zaman topla çıkacak, ne zaman topu ayağından çıkaracak. Bazen ayağında çok fazla top tutabiliyor. Evet, zaafı da o şu anda. Evet, defansif olarak da bazen ne zaman çıkayım, ne zaman bekleyeyim. O kararlarda sıkıntısı var İsmail'in ama bu zaman içerisinde tecrübe kazandıkça iyileştirilebilecek bir özellik. Evet. Bu konuda ileri gidecektir İsmail. Gidecektir. Peki maçın başında e, Cengiz'in şanssız sakatlığı o da yani maçın başında bir adrese sakatlığının e, açıklaması tam olarak nedir? Onda bakmak lazım yani e, pozisyon icabı olmayan bir pozisyon hani. İyi ısınmadı belki. İyi mi? ısınmadı mı? Başka bir şey mi? Yani Cengiz'in maalesef e, çok ciddi e, beklentilerle aldığımız ve benim biliyorsun. E, Özellikle istediğim. İki senedir falan hatta e, tweet de atmıştım. Demiştim ki Hı. yani bugün bir oyuncu alsam Cengiz Ünder'i alırım. Hı. O kadar beğendiğim bir isim. Şu ana kadar biraz e, kötü başladı. Şanssız başladı. Şanssız da başladı. E, formsuz da başladı. İnşallah çok yakın zamanda e, gene formunu yakalar. Çünkü o formunu yakalarsa bize çok büyük katkı verir. Çok klas bir oyuncu. Peki onun yokluğunda... Bu sezonun transferleri arasında ilk sıraya koyacağımız isim İrfan Can olabilir mi? Olabilir. Yani yeni transfer gibi. Yeni ediyorum. transfer gibi evet. Geçen sezonu da çok iyi başlamıştı aslında. O meşhur Dünya Kupası arası sonrası performansı düşenlerden biri olmuştu. He. Geçen sezon başındaki istatistiklerine baktığında yine İrfan Can iyiydi aslında. Evet. Ee, bu seneye de çok iyi başladı. Ee, nazar değmesin ama burada esas önemli olan şu maçın sonunda... Hala 90. dakikada kendini yerden yere atıp mücadele ederken taraftar görünce de İrfancan'ın hakkını verdi, tribünleri de onun ismiyle inletti. Çok da güzel bir sahneydi. Evet, geçtiğimiz sene ıslıklanan, bu sezon başında ıslıklanan İrfancan bu sefer alkışlarla sahip terk etti. Düne bakarsan dün bir gol bir asisti var, 4 kilit pası var. Şimanski ve Ceko ile beraber de skora en fazla katkı eden oyuncu sezon boyunca bakarsan. 526 dakika. Evet. Dakikası beş, az aslında. Evet. 5 gol 2 asist. 75 dakikada bir skora katkı. Evet. Yani biz geçen senelerde İrfan'ı eleştirirken ki İrfan'la ilgili ben hep şunu söylüyordum. İrfan'ın iyi futbolcu olduğu tartışılmaz. Yani bugün ben geçen sene ne bileyim bir Crespo İrfan şeyi yaparken diyordum ki İrfan'ın potansiyeli. İrfan yani iyi bir takımda çok iyi futbolcu olabilir. Crespo'ya o kadar bir beklentim yok. Şimdi İrfan'ın bu sezon belki de takımın iyileşmesiyle, kaliteli ayakların gelmesiyle deyiz, İrfan çok fark etti. Ve evet. İrfan'la ilgili en büyük eleştirim neydi benim? Diyordum ki bir sezonu 5 gol 5 asistle bitiriyor. 15 evet. gol 15 asist yaptığı sezon yok. Evet. Hele ki artık önde de oynadığı zaman, ön kenarda oynadığı zaman bunu çok daha fazla yapması lazım dedik. Eh 5 gol 2 asistle başladığı 526 dakikada bir sezon. Evet. O anlamda bu rakamları da gösterebilirse İrfan zaten kalitesi, ayağı tartışılmaz evet. bir isim duran topları iyi kullanması bir de mücadelesini buna kattığı zaman İrfan dediğim gibi bu sezonun bir Ceko gibi bir Tadiç gibi önemli transferlerinden biri oldu. Damga vuracak gibi gözüküyor şu anda. E, morale de çok ihtiyacı vardı. Bence o istediği morali de buldu. Lider özellikleri de olan bir oyuncu. Takım içerisinde bir ağırlığı da var. E, böyle devam eder inşallah. Yani geçen seneki o kırılmayı yaşamamasını diliyorum İrfan Can'dan. şimdi Cengiz de olmayınca bir anda ilk on birin banko adamı oldu Türkiye Ligi için. Evet. Şu anda öyle yani şu anda Ferdi'yi yazıyorsun. ikinci Türk olarak da İrfan yazıyorsun şu anda evet. Cengiz olmadığı için. Evet. Üçüncü de İsmail gibi gözüküyor Türkiye Ligi. Evet. Ha, sonra işte Serdar Azizler, Mert Hakanlar onlar bunlar girer mi devreye daha sonra konuşulacak şeyler. Yok, evet. Mert Müldürler ama... Ee, şu anda Cengiz'in şu sanki. anda zaten her İsmail'in de normalde e, işte, cezalı olmadığını düşündüğünden Ferdi İsmail, Cengiz veya İrfan. Evet. Bu üçlü. Yerli de. Ondan sonra dediğin isimler giriyor. Peki şimdi o sakatlık sonrası girdi diyorsun 3. dakikada. O da önemli, o da önemli biliyor musun? Çünkü o da e, maça e, maç konsantrasyonu gibi tabii. Değil. tabii. Yani öyle 3. dakikada 5. dakikada girip girip de öyle çok ciddi performans veremeyebilirsin. Veremeyen çok örneği vardır bugüne kadar. Peki maça başlangıcımız aslında şok bir başlangıç. Acayip bir baskı yedik değil mi? Üst üste geldiler, top kayıpları, bir panik havası. Niye böyle başladık sence? Vallahi bak maçın ardından İsmail Kartal ee, birdenbire Cengiz'in sakatlığı oyuna giremedik oyuna başlayamadık şanssızlık oldu diyor. Yani ben Cengiz'in sakatlığını alamıyorum. Bizim ilk yarıda oynadığımız kötü futbolun sorumlusu Cengiz'in sakatlığı değil. Bence birkaç tane e, ufak detayın birleşimi yani o sakatlık da bir tanesidir. Beckham'un sol stoper oynaması, alışık Dur olmadığı, yani. takımı çok iyi hazırlamış olması, evet. çok çok iyi pres yapması, çok iyi boşlukları kapatması, iki stopere ve altı numaraya yaptığı pres. Zaits'in sakatlık sonrası ve alışık olmadığı mevkide olması, e, Ferdi'nin yine sakatlık sonrası dönmüş olması, eski temposunda. İnceriydi ilk yarı iyi başlamadı Ferdi. Evet, yani bunların hepsi üst üste üst üste gelince aslında. Evet. Ee, bir de milli maç sonrası konsantrasyon maalesef oluyor bu nedenini anlamıyorum ama oluyor böyle de bir gerçek var bunların hepsini üst üste koyduğunda minik detaylar hatta Livakovic'in bile ilk maçı olması minik de olsa bir etkendir belki hepsini üst üste koyduğunda e, bir iyi konsantre olamayarak e, kötü başladık maçı. Evet Livakovic dedin onu da konuşalım ee, nasıl buldun yani gollerde hatası var mıydı sence? ben çok hatalı görmedim açıkçası. Yani ikinci golde çok zımba gibi bir şut çekti. Ee, çıkarılmayacak bir top mu? Tam çıkarılmayacak diyemeyeceğim ama iyi yere gitti top. İyi İlkinde gitti. de karşı karşı. Yani karşı karşıya ama işte karşı, şey... karşı karşıyalarda bizim aslında kalecilerimiz iyidir normalde. Altay da iyiydi. Yani. Ee, onu ters yattı. Hani ya olabilir. Kurtarsa yani bir de öyle bir şey ki şimdi Livakovic'ten beklenti gelecek gol yemeyecek. Evet. Evet. Hani müthiş e, bir beklentiyle geldi. Onun için o ilk topu çıkarıp başlasaydı tribünler evet. ah işte diyecekti. Aslında ilk top yine gol oluyordu. Serdar çizgiden çıkardı. Evet. Ee, Serdar da aslında e, bir de asisti var maçta. Evet. Ve maçı belki de bizim adımıza çözen yani devre arasında soyunma odasına beraberlikle gitmemizi sağlayan asisti yaptı. Çok değerli o da. Evet. Dediğim gibi hem bir tane çizgiden çıkardı hem asisti yaptı. Ee, peki e, iki isimden bahsedeceğim sana. Ryan Kent ve Batshuayi. Şimdi Ryan Kent ile ilgili dün oyuna girdikten sonra beğenenler bol evet. e, ve biraz daha fazla forma giymesi lazım diyenler de bol. Ki evet. ben de ona katılıyorum. Yani Ryan Kent'i ve Batu bu derece ikinci plana atmanın ben her şimdi belki Perşembe günü North Carolina maçında ikisi evet. de ilk 11 olacaktır. Olabilir. Olabilir. Evet. Ama Batu Şua'yı da mesela hiç kullanmadı. Evet. Yani Batu küstürmemek lazım. Batu şu anda küs <laughs> görüyorum. Ee, onu ha diyeceksin ki Ceko böyle oynarken de Ceko'yu oyundan çıkartmak Ceko 90'a kadar pres yapıyordu. Yani şimdi 3-2'yi yakaladık. Kaçıncı dakikada? 75 76 falan Öyle. mı? Ben dedim ki içimden. Heh, dedim 3-2'yi de yakaladık. Arkada da boşluklar olur. Batshuayi'ye gayet uygun bir ortam var. Evet. Al şimdi hem de Ceko da iyice yorulmadan tam Batşuay'ın dakikaları uzatmalarla beraber bir 20 25 dakikada oynasın Batşuay'ı En azından ona da moral olmuş olur hem de gol de yakalayabilir o boş alanlardan dedim. Fakat öbür taraftan Ceko'ya da bakıyorum kardeşim 90. dakika hala pozisyon üretiyor. Hala pres yapıyor. Hala tribünleri ateşliyor. Liderlik yapıyor takıma saha içerisinde. Yani bir yandan da kızamıyorum İsmail Hoca'ya Ceko'yu oyundan çıkarmadığı için. E, Valla çok güzel bir yere değindin. O zaman haftanın güven veren performansı gedik yatırımla. Açık ara. Açık ara Ceko değil mi? Evet. Ya müthiş futbolcu hakikaten. Şöyle müthiş futbolcu. Ben Pierre Fanoidon'un etkisi görüyorum. Çok güzel benzetme. Çünkü tarzları da benziyor. Yani tarzları da benziyor derken ikisi de ağır. İkisi de belli bir yaşa gelmiş. ikisinin de aslında akıllarıyla, e, tecrübeleriyle ve kaliteleriyle oynuyorlar. Evet. Hiçbiri yani gidip de müthiş bir e, sağlamlığa sonundan geçeyim veyahut da e, inanılmaz bir mücadelenin içine gireyim, üç kişinin arasına gireyim çıkayım değil. Ama hiç zaman top işte geçen sene yine ile ilgili söylediğim şey. Yani bir tane sen Ceko'yu üç kişinin arasına girip böyle kaybolduğunu gördün mü? Yok. Top alıyor, alıyor, indiriyor, veriyor. Attığı gol, attırdığı gol tamam. Müthiş. Ama ben sana söyleyeyim bir tane Şimanski attığı pas var. Şimanski'ne aşırttı, <laughs> olmadı. E orada attığı pas. Ondan sonra bir tane daha İrfan'a verdiği bir top var. Yani bunlarda asistleri e, ve dediğim gibi yani 37 yaşında olan bir oyuncunun tamamen kalitesiyle ve zekasıyla ancak bu kadar oynayabilir. Bir örnek daha vereyim sana bir pozisyon. Artık 90. dakikalar falan uzun bir top geliyor. Bir omzu koyuyor Veysel'e. Kaç dağıtıyor. Şey önünde bomboş kalıyor. Karşı karşı. Yani. Evet. Profesyonellik dersi. Evet. Pivot santforluk dersi yani. Al onu. Ders diye okut çocuklara. 90. kadar la pres yapıyor. Bir kere hani bazı futbolcular var işte. Hoydong dedim o da öyleydi. E, kayt. Yani 37 yaşı. 37. 25 yaşı. 17 yaşı. Hiç fark etmiyor. Adam çıkıyor 90 dakika boyunca. Her şeyini veriyor. Son derece konsantre. E zaten müthiş bir golcü. Zaten asist, kaç tane asist oldu? Şu ana kadar ee, Ceko'nun bu maçta bir gol bir asisti var. Ceko'nun toplamda ee, 4 gol 2 asisti oldu ve 8 puan kazandırmış. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Ceko. O da çok önemli. E, yani hiç tartışılacak bir yanı yok. E, profesyonelliği, iş ahlakı, müthiş. her şeyle dört dörtlük Nazar değmesin. E, çok iyi saklamamız lazım. Ara ara kullanmamamız lazım. Evet. Ama öyle bir şey ki yani 37. dakikada dediğim gibi o depar atıyor. Bazen şöyle bir pozisyon görüyorsun. 11 kişi kapanıyorsunuz 18'in üstünde görüyorum. Evet. bir pozisyon oldu. Bizim 18'in içerisindeydi kapandığı anda. Yani e, hakikaten çok farklı bir oyuncu. E, Fanoy Dong'un da Birliği Karlı deplasmanında iki tane çizgiden <laughs> çıkarmışlığı var bilirsin. Aynen. Senin o Fanoy Dong benzetmene atıfta bulunmuş olayım. Çok benzetiyorum Fanoy Dong'a. Şimdi bazen bu yaşlarda 35'te 36'ta bir topçu gelir dersin ki bu son bir voleyi vurmaya gelmiş dersin. Bu ama hala aç evet. hala başarı istiyor. Evet. Şimdi bir de seyirciyle taraftarla falan da güzel bir bütünleşti. Evet. Çok büyük bir sevgi görüyor saygı görüyor. Yani sanki ikinci bağrını yaşıyor gibi geliyor bana o da keyif alıyor onu hissediyorsun değil mi? Kesin net. Evet. Ee, i̇nşallah dedim bu mesela Perşembe günü dinlendirebilir. Ee, zaten bazen şubayı donatmak lazım Perşembe günü dinlendirebilirsin ama bir yandan da şimdi Perşembe de iyi başlamak çok önemli. Evet. İlk maç, Zor yani maç. oynatırsa da niye oynattın demem? Ee, yani orada çok ciddi bir rotasyona gidilir mi perşembe günü emin değilim. Ben Rakip çok bu değil de diğer ikisinden biri olsaydı Kadıköy'de %100 oturturdu. Evet. Bence yani ama burada... şimdi en zor, en sert rakiple oynadığın için belki oturtmayı. Bir birinin çıkmak çok önemli. Derin çıktığın zaman biliyorsun bir sonraki tura geçiyorsun. Evet. Onun için yani buradaki içerideki o şey maçını kazanmak şart. O yüzden burada o derece rotasyon yapmama taraftarıyım ben. Ee, bakalım hoca ne yapacak? Bir başka ustaya geç oradan Tadiç'e. Ona geçmeden önce şu gedik yatırımı hmm, e, tamam. teşekkürlerimi tekrar sunalım. Ben de program çekiyoruz borsa ne oluyor bakamıyorum. <laughs> Biraz sonra hemen aplikasyondan bakarım. E, Fenerbahçe futbol takımı A takımı resmi sponsoru gedik yatırım. 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye'nin en tecrübeli aracı kurumlarından. Siz de istediğiniz yerden dakikalar içerisinde görüntülü görüşmeyle gedik yatırımda hesap açabilir ve yatırımlarınızı güvenli ellerde değerlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşılamada yer alan bir link olacak o linke tıklamak. E Gedik yatırma Spor'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. E, geri gelmişken tekrar bir beğeni isteyelim. Bir abone ol çağrısında bulunalım. Program başında hatırlatmıştık. Ortasında da hatırlatmış olalım. <laughs> tekrar Gedik Yatırım'a teşekkür ederim ve diğer ustaya geçelim. Diğer ustaya geçelim. İlk yarı kötü, ikinci yarı o da çok etkiliydi evet. bence. Ya bir e, enteresan bir e, özelliği var tadı için. Bir e, kanat oyuncusundan beklemediğimiz bir özellik aslında. Çok sayıda sırtı dönük top alıyor değil mi? Kalçayı koyuyor. Koyuyor ve hiçbirini de kaptırmıyor. Evet. Fakat bu top alışlar acaba Fenerbahçe'nin oyununu birazcık yavaşlatıyor mu sence? Aynı şeyi düşündüm. Dün düşündüm acaba dedim ki yani hep çok aynı şeyi yapıyor. Her pozisyon istisnasız kalçasını koyup topu alıyor. Yani o acaba dediğin gibi rakibin daha çok yerleşmesini veya hatta biraz oyunu yavaşlatıyor mu diye düşünüyorum ama diğer yandan da 2-3 tane çok iyi o pozisyon alışıyla evet. Ferdi'yi kaçırdı. İşte e, o noktada başka oyuncuları kaçırdı. İyi pozisyonlarda da yarattı. Ben ikinci yarı etkili buldum Tadic'i. Evet. Gene o ilk Zimru maçındaki tadiç bambaşka bir şeydi. Ama ee, rakip de zayıftı orada. Evet. E, onun Ona göre daha etkisiz olmakla beraber e, en etkisiz olduğu maçta bile mutlaka sahaya bir şeyler koyuyor. Ya yine onun birkaç asistini yedik. Her maçı yiyoruz zaten. İlk. Yani kafayı kaldırıp da müthiş toplar atıyor yine. Öyle atıyor. etkisiz gözüktüğü maçlarda bile. Fakat şöyle bir detayım var. Biraz sanki ceza alanının çok mu dışında kalıyor gol aslında iyi bir bitirici. Evet. Biliyorsun yani şutları falan Doğru, çok bir etkili bira, bira, olan bir, bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde çok az buluştu değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani kaç tane şutu var bu maçta? Pek şutu evet, falan yok gibi geliyor. çünkü çok ceza sahasının içinden pozisyonlarını hatırlıyoruz. Çok daha gole yakın görüyoruz. Ee, ben kenarda oynamasının daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Yani bu dizilişte çünkü Şimanski'yi ben dün kötü oynamış olabilir ama forvet arkasında Şimanski'nin de, de gol hmm. E, ...vuruşu çok e, iyi gol vuruşu olan, şutu olan hmm. ve oyunda hep içinde olan futbolcu olduğu için... ...Şimanski'yi o bölgede değerlendirip evet. Tadiç'i solda oynatmayı tercih ederim ben açıkçası. De. Ve Ferdi-Tadiç ikilisinde de bozmamış oluyorsun böylelikle. Tercih ederim. E, Tadiç şey yani bu performansını Tadiç'ten hep aynı performans alırız diye düşünüyorum. Evet. Yani Tadiç'ten hiçbir Belli zaman, seviyenin 4, altına düşmez 5, değil mi? 5-6'ya düşmez. Yani evet. bir 7 oynar, bir 8 oynar, evet. bir 9 oynar belki evet. ama 7'nin altına da pek düşeceğini zannetmiyorum... ...Ferdi'nin e, eski temposunda olmaması ki gayet normal... ...o da biraz Tadiç'i etkiler mi sence? Sonuçta Ferdi çok bindirme yapan bir oyuncu. O bindirdikçe Tadiç'in önünde boş alan açmış oluyor tabii. Evet. Yani e, rakip takımın oyuncusunu da kendisiyle beraber çekiyor Ferdi... Evet. ...ve boş alanlar açınca Tadiç'in de işi kolaylaşıyor. Ferdi aynı tempoda olmayınca... ...Tadiç de biraz daha fazla markajda kalmış olabilir... E, ...bir iki maça toparlar Ferdi de. Aynen. Peki... Şimanski'ye ne diyeceksin? Şimanski, yani... Şimanski benim adamım. Adamın değil mi? Yani, maçı, maçı aldı götürdü. Maçı aldı götürdü. Çok güzel, çok temiz bir vuruş yaptı. Biraz ee, daha etkisizdi diğer etkisizdi. maçları biraz. Etkisiz olduğunu kabul ediyorum. Ama onu da şu ana kadar bakarsan 605 dakikada 5 gol 4 asist. 67 dakikada bir skora katkı. Yani 5 gol 4 <laughs> asist müthiş rakamları. Alex <laughs> rakamları. Evet. Ki yani Alex gibi oynamıyor sonuçta. Alex varken 4-4-1-1 oynuyordun. Sen tabii. ikinci forvet gibiydi tabii. Bu değil bunun çok ciddi orta sahaya katkısı var. Tabii, Defansif tabii. Top olarak top, işler top, yapıyor top, top yani. Top rakipteyken de çok tabii. ciddi işler yapıyor. Ee, seyirci de sevdi. Ee, evet. Bence kolay kolay bu şeyi kaybetmez diye düşünüyorum. Ee, hocanın bu maçta yerli rotasyonundan acaba keser mi diye düşündüm. Mert Hakan'ı oynatıp. O da kadroda da yoktu. Şimdi, Mert Hakan yoktu. Oster yoktu. Yani hmm. o kadroda olmayan isimler de kadroya giremedikleri için mi? Herhangi bir sorunlarım vardı bilmiyorum ama herhalde kadroya giremedikleri için diye düşünüyorum. Çünkü... Her maç birileri giremeyecek. Yani giremeyecek. bu sonuçta geniş bir kadron var. Evet. Ve belli sayıda yedek oturtabiliyorsun. Evet. Geçen seferde Kent girememişti mesela. Evet. Dolayısıyla bunlar olacak. Yani şaşırmayalım biz. Aa o nasıl kadroya giremez? Aa bu nasıl kadroya giremez? Dememek lazım. Her maç böyle bir iki tane sürpriz isim kadroda olmayacak. Buna alışmak lazım Evet. Peki. Halil Umutmeler. Beğenini çok. Evet. Hakem hocalarının hepsi yorumcular bizim Fırat hocamız dahil hepsi çok beğenmişler. Fırat hoca ile konuştum ben programa girmeden önce. Fırat hoca diyor ki ben sizin gibi bakmıyorum diyor. Ben diyor pozisyon pozisyon değerlendirmiyorum. Ben diyor maçı diyor elinden kaybetti mi, elinden gitti mi, maç gitmedi mi ona bakıyorum diyor. E, oyuncularla olan diyaloguna bakıyorum diyor. E, yani ben maçın hakimiyetini kaybetmediğini Hı -hı. gördüm. Hı -hı. O anlamda beğendim diyor. Ee, bir de o iki, anlamda iki kere de avantaj oynattı ve gol oldu. O evet. da tabii evet. her hakemin, her yorumcunun hoşuna gider. Evet. O anlamda da zaten beğendiğini söyledi. Ama bir iki pozisyonda da olmayacak hatalar yaptı. Yani o sayının pozisyonunda, o sayıya verdiği kart öncesi vermediği faul, genelcilikle genel şekilde yapılan bir faul var. Pozisyon. Ben Zayt's'ın penaltı pozisyonu ile ilgili ortadayım açıkçası. Ya ben bana göre penaltı mesela ama yorumcuların hepsi de benim izlediğim dün akşam hepsi de penaltı değil dedi. Fakat bana sorarsan benim şahsi fikrim yukarıdan elle e, biraz penaltıyı... nizaminin üstünde bir itme var. Alt taraftan da bir müdahale var gibi gördüm. Ama neresinden bakarsan bak gri bir pozisyon. Ya ben Ve bana bu... da olsa verilmesiniz. Ben penaltılarda farklı bakıyorum. Yani ben orta sahadaki pozisyon faul ise ceza sahasındaki de penaltı olmalı demeyenlerdenim. Ha, belki kural bu değil. Sen... Ne karışıyorsun? Faul ise faul diyecekler ama ben penaltının Hı. biraz daha böyle bir penaltı olması taraftarıyım. Kendi aleyhime Hı. verildiği zamanda. Ama madem gri bir pozisyon, benim takıldığım nokta şu. Madem gri bir pozisyon, bir bekle. Bir bak bakalım vardan bir uyarı gelecek mi, gelmeyecek mi? Evet. Yangından hemen mal kaçırır oyunu. gibi hemen hemen başlattı. Kale kaleci de hemen başlattı oyunu. Şimdi ben ben orada Halil Umutmeler'in çok acele oyunu başlatmak istemesini çok iyi niyetli görmedim açıkçası. Orada ben bir takıldım. Hı hı. İkincisi Halil Umutmeler'le alakası yok mu söyleyeceğimin ama attığımız ilk golde yani Ve geldikten sonra tabii ki ofsaytı e, görebildim. Offside miydi değil miydi? Yani çok bariz şekilde Offside değil yani. yani ekrandan Ant hemen gördük. Antalya siz mesela 1970 tribününde hemen olmadığını anlamışsınızdır. Şimdi, Antalya'lı oyuncunun ayağı tamamen Offside'ı bozuyor ve çok net gözüküyor. Evet. Fakat bunun için 3 dakika 4 dakika çok uzun bir bekleme süresi geçti. Aa bu tam bu Halil Umut Melerlik pozisyon değil. Değil, Halil Umut ha. Melerlik değil. Şimdi ben döneceğim bar odasına oradan. 3 dakika 4 dakika siz orada ne yaptınız? Kardeşim yine ya oradan çekelim, buradan çekelim bir şekilde ofsayta sokalım bu pozisyonu diye mi uğraştınız acaba? Şimdi insanın aklına geliyor bu tip şeyler. Daha önce oldu mu? Oldu. Oldu defalarca oldu. Bir gün önce Samiyen'de oldu mu? Oldu. O da oldu. Yani evet, geçmişte var. bunlar çok olmuştu. Özellikle Erol Bulut sezonunda üst üste bizim başımıza gelmişti biliyorsun. Evet. Ve orada da bir e, görevden uzaklaştırılmalar oldu biliyorsun. Bunlar yapıldı. Orada çok da iyi niyetli olmayan görevlilerin olduğu tespit edildi ve uzaklaştırıldılar. Çok da fazla kamuoyuna yansıtmadılar bunu. Evet. Aman dikkat etsinler. Yine kötü niyetli birileri varsa orada yol yakınken uzaklaştırsınlar. Şimdiden söylemiş olalım. Evet. Aman. Evet, iyi bir yere değindim. Yani i̇yi iyi evet. kokular gelmedi o oradan, var odasında. Onu söyleyeyim. Yani İngiltere'de mesela onu konuştuk. İngiltere'de mesela var hakemleri normal hakemlerle beraber açıklanıyor. Hı hı. Ee, bizde normal hakem açıklanıyor, orta hakem. Ondan sonra maçtan bir gün önce veya maç günü var hakem açıklanıyor. Yani var hakemini daha önce açıklamamanın sebebi nedir? Bunu anlamış değilim. Yani normal hakem açtarken var hakemini de açtılar. Yani var Çık hakemini çabuk. son dakika e, bir şey mi yapman lazım? Veyahut da var hakemleri e, gelip gelemeyeceklerini sana son dakika mı söylüyorlar? Seyahat yapmıyorlar ya onlar Riva'da çay kahve içip de yapıyorlar. Seyahat Tabii. olmadığı için <laughs> sona saklıyorlar. <laughs> ee, peki. Şimdi Perşembe Nolşeland. Pazar Alanya. Evet. İki maçımız var. Onda on 10 başladık. Bu takım puan kaybedecektir. Bir noktada evet. puan kaybedecektir. Onun için e, yer yer Hoca eleştiriler var evet. ee, buradaki ilk puan kaybında bu eleştirilerin dozunu çok arttırmayalım evet. ee, bu sezon e, bu karar verilmiş bu hoca bu takım evet. ve şu anda da iyi giden bir e, performans var burada e, bir olmak Birlik olmak ve bu bu tip ilk puan kaybında bak işte hocanın söylemiştik bunu böyle yaptı şunu böyle yaptı deyip yemeye çalışmamak lazım bu çok kritik şimdi evet. Rakiplerin beklentisi de o değil mi zaten bizden? E tabii ben de rakip olsam... Ee... Hemen karışsınlar istersin değil Karışınlar mi? Karışsınlar istersin aynen öyle. Şimdi zaten bu amaçla da çok ciddi bir ee, çaba gösteriyorlar. Şimdi ben tatildeydim. Geçen hafta yoktum biliyorsun. İnternete de ara ara girebiliyordum. Arada böyle bir girdim bir baktım yıkılıyor ortalık. Yıkılmış sosyal medya. Altı numara. Alt, altı numara ayrı o daha sonra. Hı. Ondan önce... İnsanlar çıkmışlar özellikle de Galatasaray Saray medyasında. Niye onların üzerine vazife ise efendim Ceko Tadiç'in bundan sonra suratına evet. bakmasın. Bundan sonra gereken cevabı versin. Tadiç bundan sonra sokağa çıkamaz. Ya biraz e, bir, bir arkamıza yaslanıp da ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Biz de dahil. Burada bizi 100 kişi de seyrediyor olsa, yüz bin kişi de seyrediyor olsa fark etmez. Aynı şekilde, aynı şekilde Galatasaray bir oyuncu olsa aynı şekilde yapmamak lazım. Tabii ki. Bizim, ben, ben... Bizim de Galatasaraylılara karşı asla böyle bir şey yapmamamız evet, ben aynı lazım. şekilde kınarım. Şimdi Ceko'nun nasıl davranacağını en iyi Ceko bilir bir defa. Kimse Ceko'ya akıl öğretmesin. 2 evet. İki, o kültürde hangi hareketin hangi manaya geldiğini herhalde Ceko senden, benden, tüm yorumculardan, hepimizden daha iyi bilir değil mi? Tabii ki. Ya bırakalım da kendi kararını kendi versin ya. Bu kadar e, aleyhine dolduruş, provoke etme falan bunlar bunlar hiç yakışmayan hareketler. Ama ben bunu gördüm, şaşırdım yani. E her taşı. hafta başka bir günden, Bir hafta Fenerbahçeli yöneticilere e, sallıyorlar, onları yıpratmaya çalışıyorlar. Bir hafta Cengiz Ünder'i yıpratmaya çalışıyorlar. Hop! Ondan sonra Ceko Tadiç kavgası çıkartmaya çalışıyor. Bir bir durun ya. Fakat ondan sonra yine giriyorum sosyal medyaya, bakıyorum. Erdem Tümur'un açıklamalarını görüyorum. Bize yapmadıklarını bırakmıyorlar bundan sonra da yapacaklar diyor. Okan Buruk'un maç öncesi açıklamalarını görüyorum. Üzerimize oyunlar oynanıyor diyor. Yani şimdi ne diyeceğimi şaşırıyorum ben bu durumda. Yani en hafif tabiriyle haddimi aşmadan konuşmak istiyorum. Hem suçlu hem güçlü. Görüntü o. Biraz yani bu taktikler maalesef Türkiye'de prim yapıyor. Evet daha önce de çok prim yaptılar bundan dolayı ama bu kadar bel altı vurmak doğru mu? Bence değil. Ya bırakın sahada oynayalım iki tane takım Fenerbahçe Galatasaray ikisi de çok kuvvetli çok pahalı evet. kadrolar kurdular. Takır takır çatır çatır yapsınlar müdahalelerini ama bu sosyal medya savaşları aracılığıyla e, güdülen kavga benim hiç hoşuma gitmiyor. Evet maalesef sosyal medya artık e, her geçen gün e, daha büyük çöplük haline geliyor. E, maalesef oradan e, artık bence şöyle bir durum gerçekleşti e, artık... Ayar kaçtı. O yüzden de e, inşallah bununla ilgili ne yapılabilir bilmiyorum ne önlem alınabilir ama e, bir an önce alınırsa iyi olur. E, diyelim North maçına geçelim. Geçelim çok 12 takımlı Danimarka Süper Ligi'nde 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyette 17 puanla Kopenhag ve Brøndby takip eden 3. sırada. Hı -hı. Ligde 8 maçta 21 gol ile en golcü takımlar. Ee, geçen sene de Kopenhag'ın önünde şampiyon Hı. oldular. Kopenhag biliyorsun Galatasaray'ın şampiyon halidindeki rakibi. Ee, zor maç olacaktır. İnşallah e, dediğim gibi biraz önce konuştuğumuz gibi iyi bir kadroyla çıkarız. Hı. İyi başlamak çok kritik. Maç 7.45'de olacak bu arada. Ee, öyle 21.45 veya 22 değil. Ee, ciddi trafik olacaktır Perşembe günü. Erken gitmek lazım Kadıköy'e evet. Onu da uyaralım. Senin bu maçla ilgili söyleyeceğin bir şey var mı yoksa diğer branşlara geçeceğim. Ya yani şimdi Bu maçla ilgili bir rotasyon olacağı %100 gibi. Bir defa Ciku devreye girecektir kesinlikle. Yani yabancı tabii, ıı, tabii. sınırıyla alakalı herhangi bir kısıt olmadığı için yüz devreye girecektir. Senin dediğin gibi Batshuayi, Kent bu oyunculardan muhakkak yararlanacaktır. Hoca diye düşünüyorum. Tadiç'i bu ana kadar hiç dinlendirmedi. Yani Tadiç yerine Kent yapacak mı bakalım göreceğiz. Ee, yani Tadiş ile Cekon'un da bu maçta ihtiyacımız da var bir yandan. Yani Tadiş ile Cekon'un sahada olması çok fark ediyor kaptan. Yani Tadiş ile Cekon'u çıkarttığın zaman daha böyle bir e, hani takımı olan güvenin azalıyor demek istemiyorum. Hmm. Diğer oyuncular haksızlık yapmak istemiyorum ama Tadiş ile Cekon sahadayken evet. farklı bakıyorsun Fenerbahçe'ye. Daha bir güvenli bakıyorsun daha ya. Güvenli yani tribünler de daha güvende hissediyor kendini. Evet yani kendini. diyorsun ki ya düşecek Ceko var bir şekilde hallederler. Babalar bitirir babalar işi. Babalar halleder yani bir Alex'e Fanoylong var gibi. Tabii. E şimdi bunun eksikliğini de çekiyorduk biz senelerdir zaten. Evet. Çok eksikliğini çektiğimiz Çok. bu konu. Liderlik ediyorlar sahada. Yani takım sahaya çıkarken bile... Bak dikkat et bir maça erken geldiğinde Tadiç en önde çıkıyor. Hı hı. Herkesi alkışlayarak çıkıyor tribünleri. Yani... Evet, evet. Ceko maç içerisinde tribünlerle sürekli iletişim halinde evet. bir detay daha vereyim bak Ceko gibi aslında liderlik eden fakat sakin bir lider Ceko öyle çok agresif hareketlerini görmüyorsun evet. maç içerisinde Halil Umut Meler'e ciddi isyanları oldu evet. bir diğer ciddi hakeme isyan eden oyuncu da yine sakin futbolcularımızdan Ferdi'di. Ferdi'ydi. Bak evet. bunların hepsi gösterge. Evet. Bunlar kolay kolay isyan eden oyuncular değil. Evet Eğer onlar saha içerisinde bir şeyleri hissetmiş olmasalar, o isyanlar olmaz diyeyim. Yani bütün hakem hocaları, herkes, Bünyamin Hoca dahil, Fırat hocamız dahil, Ahmet Çakar, Trio programı hepsi çok övdüler Halil Umutmeleri. Onların karşısında bir yorum yapmış oluyorum belki ama o futbolcular bir şeyler hissetti dün. Onu da söylemiş olayım. Hı -hı. Dört maç dördünde de Fenerbahçe biraz Hakemden çekti aslında. Evet. Buna dikkat çekmek evet, lazım. Kazanıyoruz diye e, bunu atlamamak lazım. E, biraz öyle oldu. Peki e, basketbolda... Bir e, turnuva oynadık Rodos'ta. Rodos'ta turnuva oynadık. İyi geçirdik turnuvayı. Evet. Ee, Panathinaikos galibiyeti aldık son yani. son maçta. Üzdük Ergin Ataman'ı biraz. Ergin Ataman'ı üzdük. Sertaç Şanlı'nın çok iyi oynadığı maç. Müthiş. Evet. Ben diğer yeni transferlerden de aslında Sestini olsun, yanmadar olsun, Papayanis olsun... Evet. ...üçünden de katkı aldığımızı gördüm. Evet. Aslında sevindim. Ee, yani zaman zaman onlardan e, çok ciddi katkı aldı Fenerbahçe. Papayanis sakatlandı, çıktı son maçta. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Evet. Benim gördüğüm negatif konulardan bir tanesi... ...Dorsi'den bir türlü verim alamıyoruz gibi. Geçen sene geldiğinden beri yani... Evet. Bir o bir, bir ait hissedemedi mi kendini Fenerbahçe'ye ne oldu e, tam alamadık e, kalacak verim kalacak mı gidecek mi filan diye de çok tartışıldı yani bence de bir şekilde kendini o olmadı yani bir şekilde oturmadı ne yapmak lazım yani o yani ya gerçek doğrusu olacak şekilde verim almak lazım ya da olmayacaksa da gönlü yoksa da çok geç kalmadan yol yakınken belki de yolları ayırmak lazım bilemiyorum olabilir çok, olabilir çok Onu da radikal yani hemen bir... daracını asmak da istemem doğrusu ama şu haliyle çok fazla katkısı olmaz. Itudis'in iyi tanıdığı bir oyuncu. Itudis'in bu konuda bir karar vermesi lazım. Eğer olabileceğini düşünüyorsa devam etmeli. Olabileceğini düşünmüyorsa da dediğin gibi yolları ayırmalı. Arthur Zagars geldi. Evet. Ee, o da anladığım kadarıyla bu sezon için gelmedi. Bu sezon kiralık, kiralık olarak devam edecek. Ee, ondan sonra takıma katılacak. Ama kiralıkken de istediğimiz zaman geri çağırma hakkı bizde. solda öyle oluyor değil gibi Gibi bir detay var galiba orada. Hı, hı. O da tabii biraz Kalates'e bağlı herhalde. Kalates'te şu anda ilk beş çıkıyor. En yani son hazırlık maçında ilk beş çıktı. Evet. Yani gitti gidiyor yerine adam alındı alınacak derken ilk beş çıktı. Çok çok iyi görmedim. Ben Kalatese olan güvenim benim hiç yok. Yanmadar'ı mesela beğendim. Özellikle savunma coşkusu. Ederim. Şu anda Yanmadar tabii ki Kalates'in benim için Kalates'in önünde. Çok iyi yani çok farklı oyuncular bu arada. Nasıl olacak bilmiyorum ama sanki şu anda yani... ...Zagars'ı da kiralık verdiğimiz... ...düşünülürse sanki kalatesle... ...Euroleague sezonuna gireceğiz gibi öldürüyor, de gözüküyor. Öldürüyor. Görüntü o. Evet. Ee, daha kadın... Guduric yok. Nigel A. yok e, meydanda. Onlar da gelecek. Evet. Ee, onlar da geldikten sonra... Takım, güz... Evet ...oturacaktır yavaş yavaş. 6 Ekim galiba ilk maç. E, daha vaktimiz de da var. Evet. 15 günümüz daha var. Daha fazla. Ee, kadın basketbolda lig başladı... Evet, enteresan iki tane zirve İlk. takımıyla oynadık. Evet. Birinde son saniye basketimiz sayılmadı ama bir itirazımız olacak. Oradan bir hükmen galibiyet gelebilir Çukurova'ya karşı. Galatasaray maçını çok rahat kazandık. Evet. yani Çukurova maçında da yani son saniye üçlüğüne bir şey demiyorum ama öncesinde de çok tartışmalı kararlar var. Ben şöyle bir şey hissediyorum. Maalesef Türk hakemlerinde basketbolda erkek baskette de bizim başımıza geldi bu şu Avrupa şampiyonlarına bir haddini bildirelim tarzında Türkiye liginde saçma sapan hakem yönetimleri çok gördük. Kalin için suratını dağıttılar mesela. Karavan içerisinde kaldı faul verilmedi. Tarzında o kadar çok örnek var ki ya kadın baskette de sakın böyle bir tavır içerisine girmesin hakemlerimiz. Ne görüyorlarsa çalsınlar. Maçlarını yönetsinler. Fenerbahçe iyi takım. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var daha. Women NBA'de oynuyorlar. Onlar da gelecek daha. Kadro son halini alacak. Ee, i̇yi başladık yine. Genç oyuncular da oynuyor. Evet bir hoca değişikliği Türk oyunculardan e, ciddi takviye alıyoruz. Hı. Sevgi Uzun geri geldi. Tilbeşen Yürek geri geldi. Evet. E, takım iyi takım. İyi evet. takım. Kadın futbol takımımız da iyi takım oldu. E, ben en çok Stoper Gülbin'i beğenmiştim yeni transferlerden. Ama Santforumuz Yağmur bu hafta hat-trick yaptı Ereğli'de. O da kontağı açtı. Gol kralı kendisi. Bakalım bu senelik playoff değil. Normal lig olduğu için hı hı. her kaybedilen puan çok çok önemli. Yani, yani playoff'ta telafi ederiz diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Dolayısıyla eksiksiz gidiyoruz şu ana kadar. Orada da güzel takım oluştu. Voleybol daha başlamadı. Milli takımlar devam ediyor. İnşallah bir olimpiyat yapacak kızlarımız. Evet. Onu bekliyoruz. Bakalım yavaş yavaş böyle isim üzerinde. Evet havaya Aşağıma girmeye başladı. başlıyoruz. Bütün branşlarda. Evet. E, nazar değmesin İyi de gidiyoruz. Ee, bu şekilde devam etmesini ümit edelim. Ee, bu sezon farklı bir e, hava var dediğin gibi. Evet. O hava inşallah bizi sonunda mutlu da ulaştıracak. Alev alev yanıyor Fenerbahçe taraftarı. Yanmaya devam. Evet. Sezon sonuna kadar. Evet. Kaptan ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah.